Hoş geldiniz. Bayburt Başkanımız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Erzurum Başkanımız. Başkanım hoş geldiniz. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç salona teşrif etmişlerdir. Yeni görev alacak yönetime, il başkanı olacak kardeşime başarılar diler. Genel kurulun hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ederim. Milli Türk Talebe Birliği. Hem de kurulduğu zaman memleket ateş altında. Bağımsızlık için mücadele veriliyor. Kurtuluş Savaşı'nda. Yine milli kurulmak zarureti hasıl olmuş. O zaman da gayrimilliler vardı. Kendi içimizde sorun olmadığı zaman aşamayacağımız hiçbir şey yok. Yapmış mı ecdadımız? Yapmış. Ne yapmış? Bütün dünya cihan şumul bir şekilde Türk'ün hem medeniyetini yaymış hem de inandığı değerleri yaymış. İslam'ı yaymış. O zaman sorun var mıydı? Yoktu. 400 yıl Kudüs'ün selameti Osmanlı'nın hakimiyeti altındayken sorun var mıydı? Yoktu. Bugün Kudüs ağlıyor. Filistinli kardeşlerimiz ağlıyor. Ama biraz önce kıymetli başkanımız söyledi. Tıpkı Ayasofya'da olduğu gibi inşallah bunu bir hamasi, bir milliyetçi söylem olarak söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Şu anda yeryüzü, bütün insanlık o kadar kötü bir sınav veriyor ki belki insanlık kurulduğu tarihten itibaren maalesef insan olduğumuzdan utanır halde bir durumdayız. Kan var, gözyaşı var. Mazlumlar, mağdurlar, bir katil terör devletinin, İsrail terör devletinin baskısıyla, şiddetiyle her gün şehadete yürüyorlar. Tabii ki belki o şehadetin de yine yeryüzünün, bütün insanlığın devamı adına Cenab-ı Allah'ın bir takdirindedir. Buna inanıyoruz. Ama biz bu konuda gayreti bırakmayacağız. Çalışmayı bırakmayacağız. Daha çok çalışacağız. Ve şu anda benim düşüncemi paylaşıyorum. Buradaki genç kardeşlerimize, kızlarımıza, genç erkeklerimize. Şu anda öyle bir durumdayız ki Türkiye dışında bu insanlığın hukukunu savunan, temsil eden hiçbir millet, hiçbir devlet yok. İyi ki Cumhurbaşkanımız var. İyi ki Recep Tayyip Erdoğan var. O dünya beşten büyüktür diyebilen bir lider var. Onun için ben diyorum ki dünya Türkleri bekliyor. Biz daha çok çalışırsak, daha güçlenirsek. Biz çünkü güçlü olduğumuz zaman gücümüzü bugünkü katil devletler gibi veya onların arkasındaki emperyal güçler gibi insanlığın aleyhine değil, dini, dili, ırkı ne olursa olsun ya eyyühennas diyen inancımızın gereği olarak yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz sadece kendi ülkemizden, kendi topraklarımızdan sorumlu değiliz. Bir cümle arz edip tamamlamak istiyorum. Sayın Valim, 2015 yılında Kudüs'ü ziyaret ettim. Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın mihmandarı, inşaat mühendisi 65 yaşında kıymetli bir büyüğümüz bana şunu söyledi. Bunun önemine binaen paylaşıp sözlerimi tamamlayayım. Dedi ki, ne olur buraya daha fazla gelin. Siz bize kızıyorsunuz. Ama sizin bize kızmaya hakkınız yok. Buraya her yıl 400 bin Rus geliyor, 30 bin Türk geliyor. Bize kızmaya hakkınız yok. Cenab-ı Allah bu toprakların hakimiyetini de, hadimiyetini de size nasip etti. Kudüs'ü biz kaybetmedik, Kudüs'ü siz kaybettiniz dedi. Gelin bu topraklara sahip çıkın dedi. İnşallah o günlerde yakındır. Allah o günlerde bize nasip etsin. Kutsalımız olan Kudüs'te de huzuru, özgürlüğü, güvenliği yine bizlerle beraber o güzel coğrafyaya, topraklara nasip eylesin diyorum. Kim var denildiği de etrafına bakmadan başkalarının kalkıp kalkmadığını ya da elini kaldırıp kaldırmadığına bakmadan ben varım diyebilendir.
görev verilmez, görev alınmaz, görev verilir. Ama fedakarlık olduğunda insan kendisini ortaya koyar. MTTB'nin 5 dönemi var. 1916'da kuruluyor 20'ye kadar. 20'de 26'da kuruluyor 36'ya kadar. 46'da kuruluyor 65'e kadar. 65'te tekrar kuruluyor 80'e kadar. 80'den sonra tekrar kuruluyor ve bugünlere geliyoruz. Biz okulda okurken MTTB 1980 ihtilali üzerine biraz çalışmalarına ara vermek mecburiyetinde kalmıştı. Ama sonrasında bir teşkilat olarak, bir birlik olarak eskisinden daha güçlü bir şekilde tekrar kuruldu. Gidenin ardından ağlamamalı diyor Şeyh Edevali. Tibi şahidiz. Can Başkan birçok esere imza attı. İnşallah bizler de güçlü teşkilatımızla gençlik adına, şehrimiz adına velhasılı kelam Türkiye adına inşallah birçok esere imza atacağız. Bu yıl MTTB şahlanıştır sloganıyla yola çıktık. Bu şahlanışı bir vesile olmada katkı bulmakta büyük bir onur, mutluluk ve gurur duyuyorum. Son olarak bana duyulan güven için teşekkür ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm erenler. Ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler. Hiç olmazsa onlara laf ettirmeyenler. Tekrar hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu iş böyle. Keşke nasip olsa da her birimiz erenlerden olsak. Mevla bize erenlere gönül verenlerden eylesin.